Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 8. sınıf matematik ders kitabı üslü ifadelerle alakalı sayfa 34'te bulunan, 35'te soru yok aynen. Sayfa 34'te bulunan alıştırmalar sorudan çözeceğiz ve bu alıştırmalar sorusu çok kritik. Çünkü üslü ifadelerin ne olduğuyla alakalı, negatif üssün ne olduğuyla alakalı, üssün üssü, üssü sayılarla çarpma bölme yani 4 işlemle alakalı konu kavrama, teorik daha çok böyle pekiştirme sorusu var. Eğer hala abone olmadıysanız destek amaçlı abone ol tuşuna bastıktan sonra videoya başlayabiliriz. Şimdi birinci sorumuzda ne demiş? Aşağıdaki çarpımları verilen tam sayıları üslü ifade olarak yazınız. Yani bu bir yerde 6. 7. sınıf konu tekrarı gibi. Burası ne olacak? 4 tane 6 için 6 üzeri 4. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 6 üzeri 7. Burada 5 tane var. 10 üzeri 5. Burada 6 tane var. 3 üzeri 6. Burada 3 tane var. Parantez içinde eksi 4 üzeri 3. Burada 4 tane var. Parantez içinde eksi 10 üzeri 4. Çünkü parantezli. Yani negatif varsa cinslik vardır. Cinslik varsa parantez olması gerekir. Şimdi ikinci soruya bakıyorum. Aşağıdaki soruların değerlerini bulunuz demiş. Burada taban negatif olduğunda üssün tek olması, çift olması durumunu unutmayalım. 7. sınıfta görmüştük. Onu hatırlayacağız. Şimdi birincinin değeriyle başlayalım. 2 üzeri 7 ne olur? Burada bazılarını ezbere bilmeniz lazım. İkileri de ezbere bilmeniz lazım. Çünkü çok fazla karşınıza çıkacak. İkiler günlük hayatta çok kolay bir şekilde elde edebildiğimiz ifadelerdir. Bunun sebebi de şu. Ben bunu şu şekilde izah ediyorum. Mesela sayılarımız 2'nin kuvveti olan sayılar 32 çıkar, 64 çıkar, 128 çıkar, 256 çıkar, 512 çıkar, böyle böyle devam eder. Ya hocam bunları nasıl ezberledin sırayla diyeceksiniz ama arkadaşlar bunlar günlük hayatta kullandığımız sayılardır. Bakın hemen yanına gigabyte, megabyte ne bileyim işte gigabyte falan eklediğimde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi bilişimde, bilişim teknolojilerinde yani bilgisayar biliminde kullandığımız bir şeydir. Depolama ya da RAM artık. Hangi şeydeysek şu an depolama diyebiliriz. Şunu da gigabyte yaparsak bir bilgisayarın hard diski kadar ya da bir USB belleğin kapasitesi kadar gördüğünüz gibi ikilik sistemde devam ediyor. 32 nedir? 2 üzeri 5, 64, 2 üzeri 6, 128, 2 üzeri 7, 256, 2 üzeri 8 ve 512, 2 üzeri 9. Neden böyle ikilik sistemle gider? Çünkü bilgisayar bilimi ikilik tabanda yazılmış bir sistemdir, bir bilim dalıdır. Şimdi 2 üzeri 7 o zaman ne olur? Burada kritik olan şu. Mesela 2 üzeri 5'i bilebilirsin. 2 üzeri 5 32. Yani demek ki 2 üzeri 7 biraz daha fazla. 2 ile çarptım 64. Bir daha 2 ile çarptım 128. Zaten sayılara alışınca sayıyı gördüğünüz zaman oraya 128 yapıştıracaksınız. İkinci soruya geldiğimde şimdi burada parantez var. Parantezin içinde negatif var. O yüzden biz burada teklif çiftliğe bakacağız. Üssümüzün. Üssümüz burada tek olduğu için sonucumuz o yüzden negatif olur. Negatif 2 üzeri 5'e eşittir. 2 üzeri 5 de 32 olduğu için eksi 32 diyebiliriz. Bir sonraki C'de bakın bunda da negatif işaretim üssün içinde kapsanmış. O yüzden bunu şu şekilde ifade edeceğiz. Üssümüz de burada çift olduğu için sonucumuz pozitif olarak 3 üzeri 4'e eşittir. Yani pozitif 81. 3 üzeri 4 de 81 olur. Şimdi devam edelim. 25 üzeri 0. 0. kuvvet daima 1'dir. Eksi 10 üzeri 3 tek olduğu için eksi 10 üzeri 3'ten eksi 1000 olur. 0. kuvvet daima pozitif 1'dir. Burası işte negatif. Üst negatif olduğunda şöyle yapıyoruz. Mesela 4 üzeri eksi 2 dediğimiz zaman bu 1 bölü 4 üzeri 2 oluyor. Yani bunun aslında normalde gizli 1'i var. Ve de bu sayımız negatif üstü olduğu için negatif üstü oradan çekip aldığımızda sayı tepe taklak oluyor. Payda, paya, pay, paydaya geçmiş oluyor. Bu durumda buradaki sayımız da 1 bölü eksi 8 üzeri pozitif 3 oluyor. 8 üzeri 3, 1 bölü eksi 8 üzeri 3. 3 orada tek sayı olduğu için 8 üzeri 3 de ne olmuş oluyor? 512 miydi? Eğer yanlış hesaplamadıysam eksi 1 bölü 512 çıkıyor burası. 9 üzeri eksi 3 de devam ediyorum. 9 üzeri eksi 3 yine ters dönecek. 1 bölü 9 üzeri 3
İşte onu da isterseniz hesaplarsınız. Ben hesaplamayacağım. Bu da ters dönecek. 1 bölü eksi 6 üzeri 2. Üst çift olduğu için 1 bölü 6 üzeri 2. Yani pozitif olacak. Bu durumda da 1 bölü 36 olmuş oldu sayımız. Şimdi burada üstlü ifadelerin özellikleriyle alakalı sorular var. İşte üstün üstü var, üstlü sayılarla çarpma var, üstlü sayılarla bölme var. Hepsi burada verilmiş. Hatta burada bölme verilmemiş, bölme aşağıda verilmiş. Aynen. Şimdi burada çarpma ve üstün üstünden kısaca bahsedeyim. Şimdi çarpma işleminde şunu yapıyoruz. Eğer tabanlarımız aynı, üstlerimiz farklıysa üstlerimiz toplanıyor. Ama tam tersi. Üstlerimiz aynı, tabanlarımız farklıysa bu sefer tabanlar çarpılıyor, üstler aynı kalıyor. Bir de üstün üstü olma durumu var. Üstün üstünde de mesela 5 üzeri 4'ün 6. kuvveti dediğinde bu sefer de üstler çarpılıyor. 2 değil de 5 üzeri 24 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelin sorularımızı çözelim. Şimdi birinci soru, yani şu A bölümüyle ama aşağıya doğru ilerleyeceğim. Başlıyorum. Şimdi tabanlarım aynı. İkisi de 3. O yüzden üstleri toplayacağım. 3 üzeri 8. Şimdi hatta şöyle bir sırayla gidelim. B'ye gidelim. Tabanlarımız aynı. Üstleri toplayacağım. 10 üzeri 10. Tabanlarım aynı. Üstleri toplayacağım. Ama burada biri negatif, biri pozitif. Negatif pozitif olayında büyükten küçüğe çıkarıp büyün işaretini veriyoruz. Yani 4 üzeri eksi 3 olmuş oluyor. Geldim şimdi burada C'ye. Burada öncelikle şunun çift olduğu için üssü bu artı 8 üzeri eksi 6'ya eşit. Çarpı 8 üzeri 5, yani tabanlar aynı oldu artık. Bu durumda üsler toplanacak. 8 üzeri eksi 1 kalır geriye. Şu da aynı şekilde. Burada ne yapacağız? Ha, burada zaten tabanlar da aynı. Burada sıkıntı yok. Eksi 9 üzeri eksi 5 olacak tabii ki parantez içinde. Buraya geldiğimizde hepsinin tabanı aynı. Burada ne yapacağız? Hepsini toplayacağız. 12 üzeri 3, 6 daha 9, eksi 9'dan 0. Yani sonuç olarak 1'e eşit olacak bu da. Geldik şuraya. Üstün üstünü vermiş. Burası 4 üzeri 12. Burası 6 üzeri eksi 10. Ve burası da 10 üzeri eksi 9 olmuş olacak. Şimdi burayı da hallettik. Karmaşalara geliyoruz. Yavaş yavaş. Şimdi önce içerideki şu üssü hesaplayacağım. Üssüm tek olduğu için eşittir deyip köşeye parantez koyuyorum. Orası eksi 2 üzeri eksi 5 olacak. Dışarıda şimdi eksi 2 var. Şimdi burayı maviyle tekrar çözeceğim. Dışarıdaki üssüm çift olduğu için şu içerideki negatif pozitif olacak. O zaman üstün üstünde çarparsam 2 üzeri artı 10'a dönüşmüş olacak. Burası bakın, burası negatif. Burası tek olduğu için ve bu tek kısım negatifle ilişkilendirildiği için sonuç negatif olacak. 16 üzeri 0 çarpı 3'ten de eksi 16 üzeri 0. Bu 16 üzeri 0 sadece kendi başına bir birey. Eksi tamamen farklı bir şey. O yüzden burası eksi 1 olacak. Geldik buraya. Hemen üstleri çarpalım. 2 kere 3, 6 üzeri 6. 3 kere 2, 6 üzeri 6. Bunlar çarpılacak. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu, zaten şaşırtmacı olarak verilmiş. Hem taban hem de üst aynı anda işleme giremez. Ya üstleri toplayacağız. 6 üzeri 12 diyeceğiz. Birinci sonuç. Ya da altları çarpacağız. 36 üzeri 6 diyeceğiz. Yani ya tabanlar ya üstler aynı kalmak zorunda. Sonra son geldik 3 taneye. Bunları altına doğru çözeceğim. Çünkü önce bunun değerleri hesaplamam lazım. Kırmızı ile çözüyorum. Burası 1 üzeri eksi 18 çarpı. Burası da 10 üzeri eksi 12 olacak. 1'in zaten bütün kuvvetleri 1. Yani bunun cevabı 10 üzeri eksi 12 olmuş oluyor. Geldik buraya. Şurası 13 üzeri eksi 5 olurken burası 13 üzeri 0 olacak. Sıfırıncı kuvvet 1'e eşit. 1'in çarpmadığı etkisiz eleman 13 üzeri eksi 5 oluyor. Geldik şimdi buraya. Burası biraz bir karmaşa. Neden? Şundan ötürü içerisi negatif. Negatif olduğu için bir kere
Şurayı düşünüyorum öncelikle. Çünkü bu negatifi kapsamış. Burası çift olduğu için pozitif 21 üzeri eksi 2. Köşeli parantez içinde eksi 6. Pozitif olduğu için daha bir şey düşünmeme gerek yok. 21 üzeri ne olmuş oluyor? İkisini çarparsam artı 12 çarpı. Şimdi burada da maviyle çözeyim. Kafa karışmışsın. Gördüğünüz gibi önce şurayı düşüneceğim. Üst çift, yani iki çift olduğu için 21 üzeri, şuraya değil de şuraya yazalım. Köşeli parantez içinde 21 üzeri 2'nin 3. kuvveti, burası da 21 üzeri 6 olmuş olacak. Şimdi ikisi de pozitif taban, ikisi de pozitif üst. O yüzden çarpımda bunlar toplanıyor. Yani 21 üzeri 18 gibi bir değere ulaşmış oluyoruz. Şimdi geldik bölmeye. Dördüncü soru. Bölmede. Ha, dördüncü soruda bir tane bölme var. Kutu yerine yazılması gereken soruymuş. Beşinciyle karıştırdım ben, affedersiniz. Bu da yine basit. Burada da fikir üreteceğiz. Yani düşüneceğiz ne gelebilir diye. Burada zaten toplanması gerektiği için 7 olması lazım. 7, 5 daha 12. Burada sonucun 1, yani 11 üzeri 0 olmuş. Birinci kuvvet, sıfırıncı kuvvet 1'e eşit ya. O yüzden bunun yok olması lazım. Burası eksi 12 olacak o zaman. Şimdi burada bölmede de çıkardığımız için burası 3 olacak ki 7'den 3 çıkardığımızda 5 üzeri 4 olsun. Kutularımızı da bulduk. 5. soru artık bölme. Yani hem bölme hem üssün üssü hem çarpma, yani kafayı yeme soruları. Şimdi hazırsanız başlayalım yavaş yavaş. Şimdi birincide öncelikle şu 27'yi şey olarak yazacağım. 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 3 bölü 3 üzeri 4 olarak yazacağım. Şimdi bu durumda yukarıyı çarpıyorum. 3 üzeri 8 oluyor. Aşağısı 3 üzeri 4 devam ediyor. Burada da bölmede de birbirinden çıkardığımız için 3 üzeri 4 olacak sonuç. Yani şurada 3 üzeri 8 eksi 4 yaptık. Geldik buraya. Yukarıyı çarpıyorum. 5 üzeri eksi 1 oldu. Bu cepte. Aşağıda şu üstün üstünü çarpıyorum. 5 üzeri eksi 6. Bunu 5 üzeri 0 ile çarparsam üstler toplanacağı için yine 5 üzeri eksi 6 oldu. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. 5 üzeri eksi 1'den eksi 6'yı çıkarıyorum. Yani burada peş peşe 2 tane eksi geldiği için orası artı 6 olacak. Yani 5 üzeri eksi 1 artı 6'dan 5 üzeri artı 5. Yani 5 üzeri 5 de diyebiliriz kısacası. Evet, sıradaki sorumuz gayet karışık. Şimdi burada öncelikle şu 16'yı ben bir 2 üzeri 4 olarak yazacağım. O yüzden diğerlerini aynen yazıyorum. Bölü 2 üzeri eksi 5 çarpı 2 üzeri ne olmuş oldu? 4 oldu. 16 2 üzeri 4'e eşit. Şimdi aşağıda şu çarpma işlemini gerçekleştirecek olursam burası ne olmuş olur? 2 üzeri eksi 1 olmuş olur. Yukarısı yine aynı. 10 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2. Dikkat ederseniz burada bu ikiler sadece işleme giriyor. Ve bu ikiler işleme girerse 2 üzeri 3 eksi 1'den şurası artı 1'e dönüşecek. Yani 2 üzeri 4 olmuş oluyor. O zaman toparlayacak olursak 10 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2 gibi bir sayıyla ulaşmış oluyoruz. Bunların da değerini bulup çarpabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Şurada 10 üzeri 3'ü parçalayabilirim ben. Yol göstermek adına anlatıyorum. 2 üzeri 3 ile 5 üzeri 3'ün çarpımıymış gibi. Yani üstler aynı kalıp tabanları ayırdım. Bu durumda 5'leri çarparsam 5 üzeri 5, 2'leri çarparsam 2 üzeri 7. Yani bu bir seçenekli soru olsa bu da olabilir. Şu ilk bulduğum şu üçlü mavi yazılım da olabilir. Çok farklı şekiller olabilir. Burada siz tamamıyla kurcalayacaksınız. Hatta buradan sonra bir tık daha devam ettirecek olsam, bir tık daha. Şu 2 üzeri 7'yi parçalarım. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 5. Bir de yanında 5 üzeri 5 var. Şimdi burada üstler aynı olduğu için tabanları çarpıp 10 üzeri 5. Burası da 2 üzeri 2. Hatta bunu bir tık daha devam ettiriyorum. Yani ne kadar tık varmış. 2 üzeri 2 4'e eşit. 10 üzeri 5 demek de son basamağı 5 tane 0 demek.
İşte 400 bin olarak da bu şekilde çok farklı bir şekilde bulmuş oluyorum. Yani burada seçeneklerde her şey olabilir. Seçenekte bir soru olsaydı yeşille göstereceğim. Şu da olabilirdi seçenekte. 400 bin de yazabilirdi. Efendim şu 2 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 5 de olabilirdi. Şu mavinin içindeki sayı topluluğu da olabilirdi. Şimdi geldim diğerine. Vay anam vay. Burada bir apartman bölme sorusu gibi bir şey var. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi şurayı önce bir gerçekleştireceğim. Birinci kesir aynen kalırdı. İkincisi ters çevrilip çarpılırdı. Yani burası 3 üzeri 2 oluyor. Yani burası eşittir 1 bölü 1 bölü 3 çarpı 3 üzeri 2. Bunun biliyorsunuz gizli biri var. Payla pay, payda ile payda çarpılacak. Yani 1 bölü 3 üzeri 2 bölü 3'ten. Burası zaten birbirini sadeleştirirse 1 bölü 3 bölü 1, yani 1 bölü 3 olarak karşıma çıkmış oluyor. Hadi bunu da üslü sayı olarak yazalım. 1 bölü 3 demek 3 üzeri eksi 1 demek. Geldim bir sonrakine. Yine bir karışıklık. Şimdi burada 49'u da 7 üzeri 2 olarak yazalım ve şuradaki bölme işlemini tamamladığımızda elimize 7 üzeri 1 geçsin. 7 üzeri 1'in eksi 3. kuvveti çarpı şuradaki bölme işlemini tamamladığımızda dikkat edin 7 üzeri eksi 2 eksi 6'dan 7 üzeri eksi 8 oluyor. Şurada üssün üssü var. 2 tane üssümüz var. Yani burası 7 üzeri eksi 3 çarpı 7 üzeri eksi 8. Üstlerin ikisi de negatif olduğu için 7 üzeri eksi 11 olarak soruyu bulmuş oluyorum. Ve geldim son karmaşaya. Burada ne demiş? Şöyle bakıyorum. Bir önceki sorudaki gibi 2'ler, 3'ler, 5'ler her şey var yani. Ben burayı nasıl parçalayayım, neler yapayım, nasıl yol izleyeyim diye düşünüyorum şu an. Şöyle yapmaya karar verdim. Ben buradaki 100'ü 10 üzeri 2, 50'yi de 10 çarpı 5 olarak yazmaya karar verdim. Bu durumda şu 10 üzeri 2 ve 10'un çarpımından yani aşağısı 10 üzeri 3 çarpı 5 oluyor. Hatta biraz daha aşağı yazayım şöyle. 10 üzeri 3 çarpı 5 oluyor. Yukarısı da 10 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 6 oluyor. Şimdi burada şu 5'ler kendi arasında işleme girecek. Oradan 5 üzeri 5 kalacak. Önünde 2 üzeri 8 var. Efendim burada onlar da işleme girerse yani 10 üzeri eksi 3'ten 3 çıkarsa burası da 10 üzeri eksi 6 olmuş olacak. Yani cevap bu. Birinci cevap bu olabilir. Hadi bunu biraz daha kurcalayalım desek. 10 üzeri eksi 6 demek aşağıya paydaya geçiş demek. Yani 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 5 bölü 10 üzeri 6. Bu da bir cevap şekli olabilir. Gördüğünüz gibi. Hatta buradan sonra yine devam ettirebilirim. 10 üzeri 6'yı abartayım mı? Abartacağım. 10 üzeri 6'yı 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 diye iki parçaya ayırabilirim. Yukarısı da 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 5. Gördüğünüz gibi burada sadeleştirmelerim var. İkiler kendi arasında işleme girerse elimde şöyle aşağıya kayacağım. 2 üzeri maviyle yazalım. 2 üzeri 2 kalır. Burada da 5'ler kendi arasında işleme girerse 5 üzeri eksi 1 kalır. Yani bir tık daha abartmaya doyamıyordu. 4 bölü 5 gibi de bir ifade beni karşılayabilir ve burada bulduğum ifadelerin her biri birer cevap niteliğindedir. Tabii ki burada seçeneklerde ne varsa, seçenekli bir soru olsaydı ne varsa o olacaktı. Ve geldim son karmaşa sorularına. Kaçar basamakta olduğunuz bulunuz belirleyiniz demiş. Şimdi bu kaçar basamak soruları şu oluyor. 2 üzeri bilmem kaç, 5 üzeri bilmem kaç ifadeleri bulduğunuzda bunların üstleri aynı olacak şekilde çarptığınızda 10 üzeri bilmem kaç olur. Yani o 10 üzeri bilmem kaç dediğin bilmem kaç tane sonunda sıfır olduğu anlamına gelir. Yani şimdi bu 48 çarpı 10 üzeri 6 diyor ya. Yani bu 48 çarpı 10 üzeri 6 dediği zaman sonunda 6 tane 0 oluyor anlamına geliyor. Bu şekilde sayılarımızı değerlendireceğiz. Şimdi mavi kaleme geçiş yapalım. Burada şu 4 üzeri 2 önce değerini yazayım. 10 üzeri 6 bölü 16 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şimdi burada ne yapacağız? 48 ile 16'yı kendi arasında işleme sokacağım. Burası 3 olacak.
Efendim bunları kendi arasında işleme soktuğumda da burası 6 eksi eksi 2'den yani artı 2'den 10 üzeri 8 olacak. Bu ne demek oluyor? Bize kaç basamaklığını, kaçar basamaklı olduğunu belirleyiniz. Okey. Şimdi bu ne demek oluyor? Bunun sonunda 8 tane 0 var. Başında da 3 var. Yani bu durumda 8 0 8 basamak eder. 3 de 1 basamaklı olduğu için toplamda 9 basamaklı bir sayı olmuş oluyor. Şimdi B'ye gelelim aynı şekilde. Yapacağımız işlem şu. 27'yi 3'ün kuvveti olarak yazacağım. Yani 3 üzeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü 3 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3. Bu durumda da ne olmuş olacak? Burası 3 üzeri 1 olurken şimdi burada çıkarma işlemi yapacağımız için eksi 8'den eksi 3 diyorum. Eksi 11. 10 üzeri eksi 11. Şimdi diyeceksiniz ki bu kaç basamaklı oluyor? Şimdi bu da yani bu sayımızı yazalım ya. Bu sayı içime sinmedi. Bunu yazacak olursam virgülden sonra bunun demek istediği şu. Virgülden sonra 11 basamağım var anlamına geliyor. Yani sayıyı yazacak olursam eğer 0 virgül efendim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. basamağım bu. Yani virgülden sonra 11 basamak denebilir buna. Artık siz nasıl ifade etmek isterseniz o şekilde ifade edersiniz. Ve geldik son sorumuza. Bence zaten bu soruda belki bir matbaa hatası da olmuş olabilir. Şurası pozitif olması gerekiyordu bence. Neyse C'ye geri dönelim. Şimdi buraya baktığımızda 2 üzeri 5, bu da 5 üzeri 6 var. Bunlar çarpıldığında 10 ediyor tabanları çarptığında. O zaman üstlerin de aynı olması lazım. Bundan ötürü bu 5 üzeri 6'yı 5 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 5 olacak şekilde parçalıyorum. Bu da 2 üzeri 5. O zaman şu ikisini eşleştirdiğimde üstler aynı olduğu için tabanları çarptım 10. Ortak üssü yazdım. 10 üzeri 5 oluyor. Bu durumda şu önündeki 9 ile 5 üzeri 1'i çarparsam da 9 kere 5 45 oluyor. Bu ne demek oluyor? 5 tane 0 var. 5 tane 0 var. Önünde de 45 sayısı var. Yani 5, 0, 6, 7 basamaklı oluyor bu da. Başka çözülecek bir soru var mı? Yok. Sorularımız bu kadardı. Umarım sizler için faydalı video olmuştur. Lütfen destek amaçlı yeni gelen arkadaşlarımız içerik takibini yapabilirler. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka faydalı içerikte buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.